Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Bora Arms tarafından üretilmiş olan BR-99 veya Barak 99 şeklinde çeşitli isimlerle de tanınan şarjörlü tip 12-76 1050 bar Magnum diye de tarif ettiğimiz 3 inç fişek yatağı olan av tüfeğimiz üzerine bir video yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tüfeğimiz yerli malı bir tüfek. Aynı zamanda dediğimiz gibi Magnum ama aynı zamanda yüksek standartta bir av tüfeği. Yüksek bir teknolojiyle üretilmiş kaliteli bir av tüfeği. Arkadaşlar tüfeğimiz temelde yarı otomatik bir av tüfeği olmakla beraber gazlı sistemde çalışmakta. İkili, beşli ve onlu şarjörleri bulunabilmektedir. Tüfeğimizin aynı zamanda optik dipçik de dediğimiz kademeli dipçik şeklinde de söylenen çeşitli kol boylarına uyum sağlayabilen gözümüze hoş gelen, gözümüzü dolduran sağlam yapıda gayet güzel bir aynı zamanda dipçiği bulunmakta. Tüfeğimiz tutacağı çıkartılabilmekte ve bunun yerine red dot ve dürbün de takılabilmekte. Bu da karşılık. Arpacık yüksek olduğu için arkadaşlar. Eğer yüksek ayak ihtiyacımızı görmeyecekse o zaman yüksek ayaklı bir dürbün ve hatta belki arpacını sökmemiz gerekebilecek 0-100 metre atışlarda arkadaşlar son derece yeterli olduğu için ayarlanabilir. Kes. Her ne kadar gerek olduğunu düşünmüyor isek bile o şekilde bir uygulamaya gitmeyi de mümkün görüyoruz. Gayet standart, düz başlı, gazlı bir yarı otomatik. Açımında el kunda yine aynı şekilde açıldığı halde burada el kunda arkadaşlar iki parça ayrılmak suretiyle alınıyor. Onun haricinde genel karakteristik olarak gazlı yarı otomatiklerin yapısına son derece uygun. Ama buna karşılık arpacının güzel tasarımı sayesinde kendinizi ayarlarken uygun dipçik boyunu getirdiğinizde nişan alırken dipçiği ayarlanabilir kez halkasının silik görünmediğini, tam tersine gayet net göründüğünü görüyorsunuz. Kendinize uygun omuz boyuyla ayarladığınızda gayet net nişan alabildiğinizi de görebileceğiniz arkadaşlar yüksek teknolojiyle üretilmiş gayet güzel bir av tüfeği. Son zamanların özellikle kendinden en çok bahsettiren evet güzel tüfeklerinden arkadaşlar. Özellikle kurşun atışında son derece uygun. Buna karşılık tüfeğin gerek uzatma şoklarıyla gerek ayrıca mobil şokuyla kendinize uyumlandırmanız durumunda saçma atışına da her ne kadar uyum sağlayabilecek bir tüfek olsa bile özellikle domuz avında kurşun atışı için fevkalade arkadaşlar tavsiye edebileceğimiz gayet güzel bir av tüfeği. Arkadaşlar kabaca tüfeğimizi tanıdık. Oldukça standart ama buna karşılık yapısal olarak niteliği yükseltilmiş güzel bir av tüfeği. Arkadaşlar zaman zaman pek çok tüfekle karşınıza çıktık. Hala çıkmaktayız. Elbette ki pek çok tüfekle karşınıza çıkmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Gelin bu videoyu da arkadaşlar bu şekilde bitireceğiz. Her zaman dediğimiz gibi. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Avcı dostlarımıza iyi avlar ve rastgele. Atıcı dostlarımıza iyi atışlar diliyorum arkadaşlar. Öncelikle kazasız belasız günler ve ebedi dostluklar dilerim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.
Hoşça kalın.